burada Pasta Çevre Derneği Başkanımız Zeki Bey'e, arkadaşlar birlikte bu işe baş koyan, mücadele eden Nurilan Hanım'a, olayı teknik boyutuyla, yani bir ilkokul ve okuma yazma bilmeyen birini anlayacağı kadar güzel anlatan, teknik anlatan Alaaddin Bey'e, buraya katkı veren bütün vatandaşlarımıza, bütün sivil toplum örgütlerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Baştan beri söylüyoruz, 2019'dan beri bizzat iyi söylüyoruz. Fassa'daki, yukarı tepedeki altın madeni kaçak ve işletmedir. ÇED süresi dolmuştur, taahhüt ettiği bütün toprak kullanımı ve su kullanımı, kimyasal kullanımı hepsi bitmiştir ve bunun bittiğini kendi taahhüt edip yeni ÇED'e başvurmuştur. Bunu mahkeme hakkında çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Fındığımız tehdit altındadır. Havamız, suyumuz tehdit altındadır. Toprağımız tehdit altındadır. Benim verdiğim önergelerde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Fassa için kullandığı su havuzlarının bu alandan beslendiği net bir şekilde ifade edilmiştir. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kararları dinlemeyen, ben hakim kararını da dinlemem, mahkemeyi sallamam şeklinde tavırları da göreceğiz. Buradan ilk defa belki ifade ediyorum. Aldığım bilgiler, çok sağlam kaynaklar, bu çetenin, bu siyanür ve sülfürik asit çetesinin devletten, bürokrasiden ve ordu yerel yönetiminden destek aldığını bilgisi var. Bunu da biliyoruz. Bunun da önüne geçeceğiz. Halktan başka bir büyük güç yoktur. Biz istemedikçe buradan hiçbir şey olmaz. Toprağımızı savunmaya devam edeceğiz. Suyumuzu, havamızı savunmaya devam edeceğiz. Ve sonunda başaran, kazanan biz olacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bugün dünyanın geldiği noktada hepimiz iklim değişimini tartışıyoruz. Dünyanın geldiği yeni noktayı tartışıyoruz. Son 10 yılda 200 milyon insan sel felaketlerinden dolayı yaşadığı bölgede terk etmek zorunda kaldı. Bugün bizim bakanlığımızın adı değişti. Artık o Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı haline